Sıcak gelişme Rütük'tü. Eren Erdem yeni gelmişti ama Rütük'te bir süre öncesine kadar, bir saat öncesine kadar biz Hürriyet'teki çıkarmaları konuşuyorduk. İşçi gazeteci kıyımını konuşuyorduk. Faruk Bildirici ile de bir telefon bağlantısı yapacaktık. Eski Hürriyet'te çalışan olduğu için onunla da bir telefon bağlantısı yapalım diye planlama yapmıştık. Gündüz konuşmuştuk ama Faruk Bildirici'nin kendisi bu kez haber konusu oldu. Haberin öznesi oldu. Görüntüleri girebiliriz. Çünkü Faruk Bildirici'nin Rütük'teki üyeliği düşürüldü. Yıllarca Hürriyet Gazetesi'nde çalışmış, ombudsman olarak görev almış, gazeteci olarak da işte pek çok gazeteciye de örnek olabilecek çizgisi olan bir meslektaşımızdı. Ebubekir Şahin'in, Rütük Başkanı Ebubekir Şahin'in 3 maaş aldığını ifade eden bir isimdi. İşte pek çok kararda muhalif kalıyordu. O iktidardan ters düşen bir üyeydi. Zaten CHP kontenjanından seçilmiş birisiydi. İlhan Taşçı öteki isim, CHP kontenjanından seçilen. Faruk Bildirici'nin gündüz tweetler attı. Onları verebilir miyiz? Niye çektiğinizi anlamadım. Onları verebiliriz. Zaten gündüz bunların ipuçlarını vermiş, daha doğrusu duyurmuştu. Şu son karar, son attığı tweet, Rütük toplantısı bittikten sonra son tweetti, tamam başa dönüldü. Tehlikeli bir yol açılıyor. O zaman gündüz yazdı bunu. Üyeliğimin düşürülmesi mücadelemi etkilemez ancak antidemokratik bir yol açılmış olur. 5 oyu bulan taraf susturmak istediği muhalif üyeyi kuruldan atabilir. Rütük de muhalefete izin vermeyen siyasi iktidarın uzantısı ve tek sesli bir dönem başlar. Yani 5 üye bulunduğunda kuruldaki muhalif üyeler kuruldan atılabilir. Şimdi bu durumda hukuki yanlarını konuşuruz tabii. Yani istediğinde Rütük toplanıp iktidar çoğunluğuyla muhalefetin gönderdiği, mecliste seçilen üyelerin üyeliğini düşürecekse bundan sonra bu süreçler nasıl işleyecek? O zaman hani hukuk da devrede olmaz. Hoşuna gitmeyen kararlar yazan veya işte 3 maaş aldığınızı söylüyorsa hoşunuza gitmeyen açıklamalar yapan her üyeyi o zaman tasfiye edebilirsiniz. Bu demokrasiye darbe demiştik, muhalefete darbe demiştik. Faruk Bildirici'nin bu karar çıkmadan önce attığı bir, evet karar çıktıktan sonra attığı tweet, onu tam ekran verelim. Hukuksuzluk galip geldi. Rütük üyeliğimi düşürme kararı verdiler. Muhalefet yapmanın bedeli üyeliğimin düşürülmesi oldu. Bu tahammülsüzlüğü, hukuksuzluğu, antidemokratik kararı yargıya götüreceğim. Faruk Bildirici'nin attığı tweet buydu. 16'da da bir basın toplantısı yapacaktı. İşin açıkçası şu ana kadar neler söyledi basın toplantısında henüz ulaşabilmiş değiliz. Çünkü zaten medya tekeli dolayısıyla onun basın toplantısını yayınlayan herhangi bir yerde göremedik için açıkçası. Bilgiye ulaşabilmiş değiliz. Faruk Bildirici ile dediğim gibi konuşacaktık. Fakat işte Hürriyet'i konuşacaktık. Faruk Bildirici'yi sonra aradık. Yani bu toplantı ve üyelik kararı çıkınca, düşürülme kararı, bağlanamayacağını söyledi. İlhan Taşçı ile öteki muhalefet tarafından seçilen öteki üye İlhan Taşçı ile konuşacaktık. O da anladığımız kadarıyla işte şu anda hukuki süreçleri tartışıyorlar, ne yapacaklarını tartışıyorlar. İsmet Demirdoğan telefon hattımızda. O da bir önceki dönemde Faruk Bildirici de zaten ekrana verebiliriz. İsmet Demirdoğan'ın görev süresi bittikten sonra seçilmiş bir Rütük üyesiydi. Şimdi İsmet Demirdoğan, bu Faruk Bildirici'nin dikkat çektiği yerden başlayayım isterim. Ya kurul kaç üye? Kaçı iktidar, kaçı muhalefet ve böyle toplanıp işte ben istemiyorum artık seni dediğinde bir kurul üyesinin üyeliğine son verebiliyor mu? Bunun hukuki şartları nedir? Evet, önce bir şeyi düzeltelim. Saat 16'da basın toplantısını yaptı ve yeni yayın hayatına geri dönen Anka Ajansı o basın toplantısını canlı yayınladı, yayınlamayı denedi. Ama tabii Anka Ajansı'nın abone yapısı henüz daha tam oturmadığı için yayınlarını izlemek mümkün olamıyor. Faruk arkadaşımız da o basın toplantısında, basın açıklamasında tweetlerindeki görüşünü yineledi. Şimdi Radyo Televizyon Üst Kurulu 6112 sayılı yasayla idare ediliyor. Son çıkan yasa Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında çıkmıştı bu yasa 2011 yılında. Orada 9 üyeden oluşur hükmü var. Meclisteki milletvekili sayısına göre üyeler seçiliyor. Görev süresi 6 yıl ama
6 yıl dolmadan hiçbir üyeyi görevden alamıyorsunuz mesela. Burayı bunun altını çizmek gerekiyor. Görev süresi dolmadan 6 yıl dolmadan kimseyi görevden alamıyorsunuz. Peki nasıl oldu o zaman? Faruk bildiriciyi neye dayanarak? Şimdi şöyle, tabii RÜTİK yasasında kısıtlayıcı hükümler var. Bu 9 üyenin 4'ü Adalet ve Kalkınma Partisi kontenjanından seçilmiş, ikisi Milliyetçi Hareket Partisi kontenjanından seçilmiş. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili sayısının yüksek olduğu dönemde seçilen iki üye, milletvekili sayısı azalmış olmasına rağmen 6 yıllık sürelerini dolduracakları için göreve devam ediyorlar. Hı hı. İlginç bir şekilde. Tekrar eder misiniz İsmet Demir'den? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi kontenjanından seçilmiş iki üye var. Evet. Bunlar 2015 yılında milletvekili seçimi yapıldığında 2015 yılındaki sandalye dağılımına göre seçildiler. 6 yıl görev süreleri var ama MHP'nin milletvekili sayısı, oy oranı o dönemden sonraki seçime kadar %50 oranında azaldığı, yarı yarıya düştüğü halde bunlar İki üyelikte temsil ediliyor. Yani orada aslında HDP mi olmalıydı? Olmalıydı. Birebir yani. Bir MHP, bir HDP. Hatta şu anda, yani şu andaki parlamento dağılımına göre yapılmış olsa MHP'den biri gidecek ve onun yerine İYİ Parti'den biri gelecek. Ha tabii doğru çünkü... İYİ Parti'den, HDP'den biri geldi. O da şunun için geldi. AKP'nin oy oranı ve milletvekili sayısı düştüğü için onların 5 üyeliği 4'e düştü. Oraya HDP geldi ama MHP'nin eğer bugünkü dağılım esas alınsa üye sayısı 1'e düşecek, İYİ Parti'den biri gelecek. Şimdi konu dağılıyor ama bu kayyum gibi bir şey, yani seçim yapıyorsunuz, birini seçiyorsunuz, evet. Sonra işte evet. Ben seni aldım. Şimdi burada da seçime giriyorsunuz, bir oy oranı alıyorsunuz, ona göre bir temsiliyet söz konusu olmalı ama fiili ve keyfi bir durumla şu anda parlamentodaki oy oranlarını yansıtmayan bir RÜTÜK yapısıyla mı karşı karşıyayız? Aynen öyle. Tam böyle parlamentoyu ve halkın iradesini, son tercihini yansıtmayan bir üye yapısıyla karşı karşıyayız. Buradan üyenin görev süresini bir şekliyle sonlandıramayacağınıza göre üyeliğini düşürmeye de karar vermeniz mümkün değildir diye düşünüyorum. Ben bunu söyleyebilmek için bu örneği verdim. Hı hı. Şimdi orada 4 Adalet ve Kalkınma Partili, 2 MHP'li, yani Cumhur İttifakı istediği kararı alabiliyor. Muhalefette 3 yoksa, değil mi? 3 muhalefet temsilcisi var. RÜTÜK yasasında üyelikten çekilmeyi düzenleyen madde 38. maddede der ki, bir, üst üste iki toplantıya mazeretsiz katılmama, bir ayda üç toplantıya katılmama halinde üyelikten çekilmiş sayılır diyor. Bu somut bir durum. İki, gizli bilgileri ifşa etmek. Şimdi gizli, Faruk Bildirici'nin ifşa ettiği bir gizli bilgi yok. Hı hı. Onun üyelikten çekilmiş sayılması kararını verebilmeniz için, hı hı, bu iki somut durumun gerçekleşmesi gerekiyor. Nedir? Faruk Bildirici tweet attı. Atar. RÜTÜK üyesinin tweet atma hasadını yasaklayan hiçbir şey yok. Siyasi faaliyette bulunamaz. Yani RÜTÜK başkanının yasaya aykırı bir şekilde denetlediği kurumun yönetim kuruluna seçildiğini ifşa etmek bir siyasi faaliyet değil ki. RÜTÜK başkanlığının yasaya aykırı bir şekilde basın ilan kurumunda genel kurul üyeliğine getirilmiş olduğunu ve ayrıca ücret aldığını, ki bunlar yasaklayıcı hükümlerdir. Yani RÜTÜK başkanı başka yerden maaş alamaz meselesini söylüyor. RÜTÜK başkanı da üyeleri de. Evet. Yani bir başka yerden ücret alamazlar diyor. Yani... Ama siz şimdi, Faruk da bunu açıkladı. Açıkladığı için de hedef oldu. Yani RÜTÜK Başkanı'nın 3 maaş aldığını ifşa ettikten sonra mı mesele başladı sizce? Bence oradan başlıyor. Artı Faruk'un muhalefet tarzının farklılığından buna alışık değiller galiba. Faruk o medya uzmanlığından geldiği için eleştirilerini esirgemeksizin, etmeksizin, eğip bükmeden doğrudan dile getirme yolunu seçti. Ve burada bana göre kişiselleştirilmiş bir kavga söz konusu. RÜTÜK Başkanı kendisini eleştiren, kendisini hukuka davet eden bir üyeyi hukuksuz bir şekilde susturma yolunu seçti. Üyeliğini düşürme yolunu seçti diye düşünüyorum. Hı hı.
Tamam. Çok teşekkür ederim. Ya burada şunun altını çizmek lazım. İşte 6 üye, zaten o 6 üye de iktidar kanadından 6 üye. Söylediğiniz şeyin altını çizeyim. Parlamentodaki temsiliyet oranında bir RTÜK yapısı yok. İyi Parti'ye verilmesi gereken bir kontenjan hala MHP'nin uhdesinde tutuluyor. Yanlış özet değil. Kaldı ki öyle olsaydı da sonuçta gene 5'e 4 olacaktı, öyle değil mi? 5'e 4 olacaktı ama belki de yani bu çok ittifak görüntüsünden çıkıldığında MHP'li arkadaş, MHP kontenjanından seçilmiş üyeler de vicdanlarının sesini dinleyip belki de yok ya böyle olmamalıydı diye bir karar verebilirlerdi. Şimdi şunu hatırlatmakta yarar var. Ali Öztunç arkadaşımız, milletvekili şu anda Kahramanmaraş milletvekili, gazeteci kardeşimiz daha önce RTÜK üyesiydi. RTÜK'te yapılan tartışmalara ve alınan kararlara en sert muhalefeti yapıyordu. Ve bunu televizyondan da çok net bir şekilde söylüyordu. Ali'yi susturabilmek için de bu yolu denediler. Öyle mi? Ali'nin üyeliğini düşürmek için oylama yaptılar ama onun geçmeyeceğini anlayınca kınama cezası verelim de bir daha yapmasına dönüştürdüler. Ya aslında şimdi yani burada konuştuğumuz yani hukuki şeyler konuşuyoruz. Hukuk konuşmadığımız çok açık yani politik kararlarla. Evet. Yani sonuç olarak iktidar çoğunluğuyla işte bir biçimde yolunu bulur ve işte bunu yapmak istiyorsanız yaparsınız. Tamamen öyle, tamamen öyle. Yani hukuka uymak değil, hukuku kendine uydurmak gibi bir anlayışla karşı karşıya. Süleyman Soylu'nun, İsmet Demir'den, Süleyman Soylu'nun o Fethullah operasyonları dönemindeki İstanbul valisi miydi, emniyet müdürü müydü, ona söylediğini hatırlıyor musunuz? Ya sen yap operasyonu, biz onun yasasını çıkarırız hani. Evet evet, hayır. Tamamen öyle. Çok da hani böyle RTÜK yasasında olmayan bir hükmü getirip ben yaptım olduğu mantığıyla önüne koydular. Ya parlamentonun seçtiği bir organ parlamentonun kararının üzerine çıkmamalı, çıkamamalı. Evet. Çok yani varsa bir hukuksuzluk parlamentoya götürürsünüz, orada bir karar verilir. Çok teşekkür ederim İsmet Demir'den. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.